Bir önceki videoda sermaye karlılığının ekonomik büyümeden yüksek olması eşitsizliğe yol açabilir tezine şöyle genel bir başlık attık. Aslına bakarsanız bizim örneğimizde koşullar ve rakamlar uygun olduğu takdirde eşitsizlik illaki atmak zorunda değildi. Bu videoda kitaptaki diğer bazı verileri eleştirel bir bakışla incelemek istiyorum. Tekrar edeyim buradaki amacım kitaptaki fikirleri savunmak veya çürütmek değil size tüm bu fikirler üzerine biraz daha eleştirel düşünebilmeniz için gereken araçları sağlamak ve önceki videoda da söylediğim gibi işin güzel tarafı Piketty tüm verilerini, tüm tablolarını bu web sitesine koymuş. Bu güzel bir grafik. Çünkü dünya geneline ait vergi sonrası sermaye karlılığı büyüme oranı grafiğini veriyor. Buradaki gibi sıfırdan başlayıp 2100 yıllık bir dönemi kapsayan grafikler çok ender bulunur. Takdir edersiniz ki geçmişteki sayılar tahminlere dayanıyor. Ama gelin biz yine de bu sayılarla başlayalım. Bu eksen yıllık sermaye karlılığı oranını ve büyüme oranını temsil ediyor. Bakın bu öz sermaye karlılığı oranı. Ne demiş? Vergi ve sermaye kayıpları sonrası. Yani vergiler ödendikten ve sermaye değerinde bir takım kayıplar gerçekleştikten sonra sermaye karlılığı oranı bu oluyormuş. Bu da dünya üretiminin büyüme oranı. Gördüğünüz gibi insanlık tarihinin en azından son birkaç bin yıllık tarihinde. Dikkat edin. Bu yatay eksen ölçekte çizilmemiş. Burasıyla burası arası neredeyse 1500 yılken burasıyla burası arası 50 yıla tekabül ediyor. Yani yatay eksen ölçekli değil. Ama yine de insanlık tarihinin büyük bölümünde ekonominin yıllık büyüme oranının sermaye karlılığından çok daha küçük olduğunu görüyoruz. Tekrar edeyim. Özellikle buradaki değerler ilerlemenin çok yavaş olduğu dönemlere dayalı tahminlerden ibaret. Ancak inanılır oldukları belli. Çünkü o zaman aralığında krallar falan hüküm sürüyordu. Derebeyleri, krallar vesaire çok güçlüydü. İnsanları kendi arazilerinde çalışmaya zorlayabiliyorlardı. Ama bu çizgiyi 20. yüzyılın başlarına kadar takip ettiğimizde ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Vergi sonrası sermaye karlılığı burada ekonomik büyüme oranının altına iniyor. Bakın bu noktalar gerçekten uzun zaman dilimlerini temsil ediyor. Mesela bu nokta 37 yıllık bir süreye karşılık geliyor. Bir sonraki nokta ise bir sonraki 62 yılı kapsıyor. Bu aralık birçoğumuzun aşina olduğu bir dönem. Modern zamanlardan bahsediyoruz değil mi? Ve bu aralıkta dünya üretim oranı vergi sonrası sermaye karlılığı oranını geçiyor. Bu grafiği ilk gördüğünüzde eyvah şurada sermaye tekrar öne geçecek diyebilirsiniz. Yoksa tekrar yaldızlı döneme veya karanlık çağlara mı dönüyoruz? Ama bu aşamada çok çok dikkatli olmalısınız. Bu noktadan sonraki her şey varsayımdan ibaret. Çünkü bu bir model. Yani burada gördüklerimiz gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Bambaşka bir şeyle de karşılaşabiliriz. O yüzden önce şu meseleyi bir netleştireyim. Ama başka bir renkle netleştireyim. Hoppala. Bu renkte çok farklı olmadı. Neyse. Evet, sarıyla taradığım bu aralık baştan aşağı varsayımlardan oluşuyor. Yani diğer gidişat da mümkün. Şöyle bir gerçeklik gayet de mümkün yani. Bu çizgi yani dünya üretimindeki büyüme, yükselme trendinde devam edebilir. Sonra da mesela şöyle gidebilir. Yani şunu fark etmek çok önemli. Burada gördüğümüz bu kesişim bir öngörüden ibaret. Piketty'nin varsayımlarına bakarak bu öngörülere katılıp katılmayacağınıza siz karar vereceksiniz. Belki de bu öngörünün mantıklı olduğuna kanaat getireceksiniz. Çünkü bu nokta diyor ki bu aralıkta G, R'den daha büyüktü. Ama makas kapanıyor ve buraya geldiğimizde bu canım cicim yılları bitecek. Ama belki de bitmeyecek. Belki de gelecek 38 yılın ortalamasını aldığımızda böyle bir şeyle karşılaşacağız. Çünkü daha bu aralığın çok başındayız. Yani elimizde pek fazla bir veri yok. Dahası grafikteki bu durum gerçekleşse bile devreye girecek bağıntı şu olacak. R, G'den büyükse eşitsizlik artar. Bu da uç bir durumda bir çeşit yaldızlı dönemin başlamasına veya servet hanedanlarının oluşmasına yol açabilir. Bu da inovasyona zarar verebilir ve yazayım. Servet hanedanları bu da meritokrasiye hatta inovasyona veya tüm ekonomiye zarar verebilir. Çünkü orta sınıf küçülmüştür ve alım gücü azalmıştır. Ama bakın burada bir sürü ok var. Bu zincirin hangi halkaları size daha inandırıcı geliyor? Eldeki verilerin hangilerini sizin için daha inandırıcı kılıyor? Kendiniz karar vereceksiniz.